Biraz sonra AKP milletvekilleri gelecektir kendi grupları adına konuşmayı. Bürokratların verecekleri, ellerine verecekleri konuşma metinlerinde şu kadar baraj yaptık diyecekler, şu kadar termik santral yaptık diyecekler, elektrik üretimimiz buradan buraya çıktı diyecekler. Biliyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti tarihini incelediğinizde onar yıllık periyotlara baktığınızda elektrik üretiminin bir önceki 10 yıldan dışındaki 10 yıllardan daha geride olduğunu görüyoruz. Yani öyle övgüyle bahsedilecek bir üretim geliştiremediniz. O hükümetlerin tümü vatandaşın elektrik, yol, su, elektrik olarak geri döner dediği, ödediği vergilerden yapılmıştır. Sizin yaptığınız tüm tesisler özel sektör tarafından yapılmıştır. Vatandaşın cebinden yapılmıştır. Vatandaş elektriği tüketirken de parasını ödüyor. Yolunuzdan geçerken de parasını ödüyor. Tünelinizden geçerken de parasını ödüyor. Siz yapmadınız, hepsini vatandaş yapıyor bunların. 1300 lira ücret ödeyen, ücret alan bir vatandaşın 120 lira elektrik faturasının 60 lirasını 70 lirasını devlet kesiyor. TRT payı diyor, kayıp kaçak payı diyor, dağıtım şirketleri payı diyor. Bunun gibi birçok payı ekleyerek cebine dalmış vatandaşın ne varsa YouTube gidiyor. Bu Enerji Bakanlığı 21 dağıtım şirketine bölündü ülke. 21 dağıtım şirketini 15.8 milyara özelleştirdiniz. 15.8 milyar dolar. Enerji Bakanı yok. Bürokratlar burada. 15.8 milyar dolarla 1 liralık termik santral yapılmadı. 1 liralık hidroelektrik santral yapılmadı. 1 liralık elektrik üretecek tesis yatırım yapılmadı. Yatırımı kim yapıyor? Özel dağıtım şirketlerinde vatandaş yapıyor. Eğer özel dağıtım şirketi bir direk dikmişse, bir metre tel çekmişse, bir trafo yapmışsa vatandaşlardan bunun parasını çatır çatır alıyor. Bir de peşin alıyor, tarifeye yansıtıyor. Artı bütün hizmet alımlarında kendi yandaş firmalarından alarak o yatırımın doğru bir şekilde kullanılmasının yandaşlarına aktarılmasının aktarılmasına neden oluyor. Türkiye'nin tüm enerjisini tükettiniz. Tüm enerjisini tükettiniz. Enerji bırakmadınız Türkiye'de. Bırakın buraya gelip övünmeyi. Şu vatandaşın cebinden elinizi çekin. Üretilecekse yerli kaynaklarla üretelim diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Akar.